Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Ateşli hastalıklar ve SARA olarak görülmekte olan havalelerde ilk yardım nasıl uygulanabilir? Ateşli hastalıklarda ilk yardım. Vücut derecemizin 38 derece üstüne çıktıktan sonra karşımıza çıkacak ateşli hastalıklarda yapacağımız havale durumunda ilk yardım olarak öncelikle hastayı havlu ile hacmi küçük bir havluyu ıslatarak sararız. Bu şekilde düşmüyorsa hacmi büyük çarşaf ile ıslatıp sararız. Bu yöntemlerle düşmüyorsa hastayı oda sıcaklığında suya sokup mutlaka hastaneye sevkini sağlarız. Epilepsi ise halk arasında bildiğimiz SARA nöbetidir. Bu durumda ise hasta bilinçsiz bir şekilde yere yığılır, kontrolsüz hareketler yapar, kendinde değildir, ağzından köpüklenmeler çıkar ve bir elektriksel boşalma yaşar. Bunda yapacağımız şey çevre güvenliğini alıp kişiyi güvenli bir alana alırız. Öncelikle yapacağımız şey kusma varsa koma pozisyonu veririz. Ama kusma yok ise hastaya asla dokunmayız. Çeneyi açmaya çalışmayız. Ellerini açmaya çalışmayız. Hastanın bu nöbeti geçirmesine fırsat veririz. Genellikle hastaya müdahale ederler. Soğan koklatırlar ya da çeneyi açmaya çalışırlar. Bunların hiçbirini yapmıyoruz. Hastanın bu süreci tamamlamasına izin veriyoruz. Kalp krizinde ilk yardım nasıl yapılır? Kalp krizinde ilk yardım hastayı önce değerlendirmemiz gerekir. Çünkü kalp spazmı ya da kalp krizi arasındaki farkı bilmemiz gerekir. Kalp spazmı genellikle 5-10 dakika sürer. Kısa, şiddetli bir ağrı olur. En çok yorgunluk, heyecan ya da üzüntüden ya da fazla yemek yedikten sonra olur. 5-10 dakika istirahat ettikten sonra geçer. Bu ağrının nefes alıp vermekle bir şiddeti değişmez. Ama kalp spazmında ise ciddi bir ölüm korkusu olur. Genellikle mideye, göğüse, çeneye ve sol kola yayılır. Kalp spazmıyla benzemekle birlikte daha şiddetli, daha uzun soluklu olur. Yine aynı şekilde nefes alıp vermekle ağrının şiddeti ve derecesi değişmez. Kalp krizinde yapacağınız en iyi şey, eğer bir kişinin bilinci açık ise, göğsünde böyle bir ağrı hissederseniz, kişiyi hareket ettirmeden yarı oturur pozisyon vermemiz gerekir. Aynı şu şekilde sanki bir koltukta televizyon seyreder gibi biz buna kumanda pozisyonu deriz. Kişiye yarı oturur pozisyonu verirsiniz. Burada kişinin kullandığı bir ilaç varsa sorarsınız, ilacı almasına yardımcı olursunuz. Ama kişinin bilinci gider ise mutlaka ve mutlaka bu kişiye temel yaşam desteği yapmanız gerekebilir. Kan şekeri düşmesinde ilk yardım. Kan şekeri düşmesinde ilk yardım ani ve uzun süre olarak ikiye ayrılır. Aniden düşmesinde ani acıkma en önemli belirtileridir. Uzun süre düşmesinde ise şuur kaybı, dengesizlik, kişide hafıza değişiklikleri olabilir. Eğer bir kişinin aniden şekeri düştüyse, bilinci açık ise bu kişiye şeker ya da şekerli içecekler vererek kişinin kan şekeri düşmesine yardımcı oluruz. Eğer 5-10 dakika içinde kan şekeri düşüklüğünde bir belirtisi değişmiyorsa mutlaka hastaneye gitmesi gerekmektedir.
Yanıklar ve donmalarda ilk yardım. Yanıklarda ilk yardım yapacağımız şey öncelikle yanığı değerlendirmektir. Yanıklar 1, 2 ve 3 derece olarak adlandırılır. Birinci derece en düşüktür. 48 saat içinde yara iyileşir. İkinci derece yanıkta ise içi su dolu büller olur. Bu da kendi kendine iyileşirken deriler kendi kendini yeniler. Üçüncü derece yanıkta ise sinirler, damarlar ve bütün şeyler yanık olduğu için ağrı olmaz. Bir yanıkta öncelikle ne yapmamız gerekir? Mutlaka ve mutlaka eğer ufak bir yanıksa, geniş değilse, geniş dediğimiz üstüne çay ya da herhangi bir şey dökülmesi değil de normal hayatımızda yaşayabileceğimiz ufak yanıklar da yanığı 15-20 dakika içinde soğuk suya, akan soğuk suyun içine tutmamız gerekir. Burada asla herhangi bir şey sürmüyoruz, herhangi bir dışarıdan madde üstüne koymuyoruz. Eğer bu yanık ikinci derece ve içi su dolu büller olursa bu bülleri patlatmıyoruz. Üçüncü derece yanıklarda zaten hastaneye gitmemiz gerekiyor. Yanıklarda en önemli şeylerden birisi ise eğer geniş bir yanıksa ve sağlık kuruluşu uzaksa bu kişiye mutlaka sıvı takviyesi yapmam gerekir. Bilinç açık ve kusmuyorsa bu kişiye mutlaka 1 litre suyun içine 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz ya da soda açılıp içirilmesi gerekmektedir. Yanıklarda halk arasında bildiğimiz diğer dış etkenlerden herhangi bir madde sürmemiz uygun değildir. Buna ilaç ya da herhangi bir merhem dahildir. Donuklarda ise aynı donuklarda yanıklarda olduğu gibi 3 derecedir. Birinci derece en hafiftir. Kızarıklık, şişlik olur. Erken müdahale ile iyileşir. İkinci derece donuklarda yine içi su dolu büller oluşur. Bu büller, bu donuk siyah kabuklar halinde iyileşir ama üçüncü derece donuk geri döndürülemeyen bir hat şeklinde siyah bir hatla vücutta tahribat bırakır. Donuklarda yapmamız gereken şey kişiyi ılık, serin bir ortama alacağız. Asla direkt soba ya da herhangi bir şeyle temas etmeyecek. Yine bilinç açıksa sıcak, ılık içecekler verebiliriz. Kuru giysiler veriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey donuk olan yere asla müdahale etmiyoruz. Bulduğumuz şekilde bırakıyoruz. Kendi kendine çözülmesini sağlıyoruz. Eğer çözüldükten sonra hissizlik varsa bandaj ile müdahale edebiliriz. Donuklarda asla ovalama yapılmaz. Çünkü kişiye zarar verebilirsiniz. Şöyle bir örnekleme yapabiliriz. Eğer kışın kot pantolonunuzu ya da herhangi bir şeyi dışarıya astığınızda, içeriye aldığınızda kot pantolonunuz çok serttir. Katladığınız zaman kırabilecek şekilde örnekleme yapayım. Aynı şekilde kişinin ellerini, ayaklarını ovarsanız ya da düzeltmeye çalışırsanız zarar verebilirsiniz. Kısaca donuklarda hastayı ılık bir ortama alıyorum. Sıcak içecekler, kuru giysiler verip kendi kendine çözülmesini sağlıyor. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardımda neler yapabiliriz? Eğer bir kırık varsa iki çeşittir. Açık kırık ve kapalı kırık olarak ikiye ayrılır. Eğer açık bir kırık varsa kemik bütünlüğü, deri bütünlüğü bozulmuştur. Kemikler dışarıya çıkmıştır. Kırıklarda ilk yardım yapacaksanız mutlaka eklemi bir alt bir üst yerden alacak şekilde sabitlememiz yani tespit etmemiz gerekir. Açık kırıklarda mutlaka ve mutlaka kırığın üstünü ne olur bir bandajla kapatmamız gerekir ki yaraya zarar vermemiz için. Kırıklarda ilk yardım mutlaka ve mutlaka eklemleri bir alt bir üst yerinden alacak şekilde sabitlememiz gerekir ve bu şekilde bandajlayarak hastanın sevkini yapmamız gerekir. Burada en önemli şey kırıklarda mutlaka ve mutlaka bu atellemeyi bacak bütünlüğüne ya da kırığın bütünlüğünden daha kısa ya da daha uzun olmaması gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. Burkulmalarda ilk yardım. Hayatımızda çok fazla burkulma yaşayabiliriz ama biz genellikle ayak burkulması olarak değerlendiririz ama el bileği ya da dirseğimiz burkulabilir. Burkulmalarda ilk yardım öncelikle ne yapalım? Ayak burkulmasına örnek verelim. Kişiyi hemen sakinleştirip oturtturuyoruz.
bacağını kaldırıyoruz. Soğuk uygulama yapıyoruz. Soğuk uygulama yaptıktan sonra bir bandaj ile sabitliyoruz. Ne yapıyoruz? Ama mutlaka doktora gitmesini söylüyoruz. Çıkıklarda ise çıkık kalıcı olarak kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kendiliğinden yerine oturmaz. Biz asla bunu yerine oturtturmuyoruz. Bulduğumuz şekilde sabitliyoruz. Ve hastanede bu çıkığın yerine oturması için dikkatli bir şekilde hastayı sevkini sağlıyoruz. Zehirlenmelerde ilk yardım. Zehirlenmelerde ilk yardım olarak zehirlenmeleri 3 gruba ayırırız. Sindirim yoluyla zehirlenmeler, solunum yoluyla zehirlenmeler ve cilt yoluyla zehirlenmeler olarak 3'e ayrılır. Sindirim yoluyla zehirlenmeler en sık rastladığımız zehirlenme çeşididir. Ne ile olabilir? Yediğimiz besinler, bozuk mantarlar ve bunun gibi aldığımız ilaçlardan dolayı zehirlenme yaşarız. Sindirim yolu zehirlenmelerde yapacağınız uygulama eğer madde ağızla temas ettiyse bol suyla çalkalanır. Elle temas ettiyse bol sabunlu suyla yıkanır. Eğer yakıcı bir madde ise asla hasta kusturulmaz, değerlendirilir. Nasıl yaparız? İlk yardıma yaptıktan sonra sevkini sağlarız. Sevkini sağlarken de yapacağımız en iyi şey şöyle örnekleme yapabiliriz ya da yardımcı olabiliriz. Şu saatte şu ilacı aldı, 2 saat önce şu yemeği yedi gibi bilgilerle eğer kişiye hastaneye sevkini sağlarsak yardımcı olurlar. Solunum yolu zehirlenmeleri soluyarak aldığımız zehirlenmelerdir. Eğer bir ortamda bir kişi varsa kişiyi dışarıya çıkarırım. Hareket ettirmem ve hastaneye sevkini sağlarım. Cilt yoluyla zehirlenmeler genellikle zirai ilaçlar ya da sokmalar ya da ısırmalar gibi durumlarda olur. Bu kişilere yapacağınız şey yarayı bol, zehirlenmiş yeri bol sabunlu suyla yıkamaktır ve sevkini sağlamaktır. Genel bir tanım olarak zehirlenmelerde ilk yardımcının yapması gereken en önemli şeylerden biri, eğer ortamda bir duman varsa mutlaka maske kullanacağım. Maskem yoksa bir bez ya da bir tişört herhangi bir şeyimi ıslatarak ağzıma bağlayacağım. Eğer ortamda bir kişi varsa önce kişiyi çıkaracağım, sonra ortamı havalandıracağım ve ne yapacağım? Kendi can güvenliğimi sağlayacağım. Hayvan ısırmaları ve sokmalarında ilk yardım. Hayvan ısırmalarında ve sokmalarında ilk yardım olarak ikiye ayrılırız. Kara hayvanı ve deniz hayvanları olarak ikiye ayrılırız. Kara hayvanları kedi, köpek, akrep, yılan ya da arı gibi hayvanların olan sokmalara biz kara hayvanları deriz. Özellikle kedi, köpek gibi ufak yaralanmalar varsa yarayı bol sabunlu suyla 5 dakika süreyle yıkamanız yeterlidir. Üstüne bandaj yaparak yaranın kanamasını durdurursunuz. Ama ciddi bir yaralanma varsa mutlaka baskı yaparak ya da herhangi bir uygulama yaparak kanayı durduruyoruz. Hastaneye sevkini sağlıyoruz. Sağladığımızda da ne yapıyoruz? Kuduz aşısı için uyarıyoruz. Akrep, yılan gibi sokmalarda hastayı değerlendiriyoruz. Sakinleştiriyoruz. Aynı şekilde soğuk suyla 5 dakika yıkıyoruz. Hastaya hiçbir girişimde bulunmuyoruz. Bu girişim genellikle emme olarak değerlendirilir. Bu girişimi asla yapmıyoruz. Ara sokmaları bizim için önemlidir. Kızarıklık olur, şişlik olur. Burada hasta yaralıyı yine soğuk suyla, 5 dakika soğuk suyla yıkıyorum. Ağızdan sokma ve alerji varsa mutlaka hastaneye sevkini sağlıyorum. Ara sokmalarında eğer cismi görüyorsanız, iğneyi görüyorsanız sıkmadan herhangi bir kredi kartı ya da herhangi bir şeyle kazıyarak çıkarmaya çalışıyorum. Kısaca kara hayvanlarında ne olabilir? Kedi, köpek, akrep, yılan ya da arı ya da örümcek gibi hayvanlarda yapmanız gereken şey yarayı 5 dakika soğuk suyla yıkamanızdır. Deniz hayvanlarında ise daha çok denizde olan deniz anası ve deniz kestanesi türlü şeylerin bize zarar vermesiyle oluşur. Deniz hayvanlarında ise yapmanız gereken hasta yaralıyı 5 dakikaya da sıcak suyla yıkamanızdır. Kısaca deniz hayvanlarınızda yapacağınız uygulama sıcak suyla yıkamanızdır. Burada yarayı yine ovalama yoktur.
batan bir cisimi çıkarabilirsiniz ki deniz kestanesinin dikeni olabilir. Dikkatli bir şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Uygulama olarak sıcak suyla uygulama yapıyorum. Hasta ve yaralı taşıma teknikleri. Biz bunu ikiye ayırabiliriz. Acil taşıma teknikleri ve kısa mesafe olarak ayırabiliriz. Aynı şekilde de sedye üzerine yerleştirme teknikleri olarak ayırabiliriz. Öncelikle acil taşıma teknikleri nedir? Yani kısa mesafede bir kişiyi acil taşımam gerekiyorsa kullanacağınız yöntemlerden biri kucakta taşıma ya da sırtta taşıma yöntemidir. Şimdi bir kişiyi taşıyacaksanız, eğer kucakta taşıyacaksanız ve sırtınıza taşıyacaksanız mutlaka bilincinin açık olması gerekir. Bilinci kapalı kişiler asla sırtta ya da kucakta taşınmaz. En faydalı yöntemlerden biri sürükleme yöntemidir. İri yarı kişileri ya da basık yerden biri çekmeniz gerekiyorsa, taşımanız gerekiyorsa baş boyun eksenini bozmadan çekmeniz, yani kişiyi taşımanız gerekiyorsa kısa mesafede taşırsınız. İki yöntemdedir. Bir, ayaklarından tutarak sürükleyerek yöntemdir ama burada kişinin ellerini kemere sokarım ki sağa sola çarpmasın diye. Bir de burada ayaklarını kontrol etmem gerekir. Kırık varsa bu yöntemi kullanamam. En faydalı yöntemdir. Aynı şekilde kişiye yapacaksanız koltuk altından girerek sürükleme yöntemidir. Girerek baş boyunu bozmadan kişiyi sürükleyerek çıkarabilirsiniz. Taşıma tekniklerinden kullanacağınız tekniklerden biri altın beşiktir. İki ilk yardımcı ile yapılır. Ellerimizi şu şekilde tutarak, oturtarak kişiyi taşıyabiliriz. Sedyeye koyma tekniklerinden en önemlisi kaşık tekniğidir ki ülkemizde en yanlış yapılan uygulamalardan biridir. Eğer bir kişiyi sedyeye koyacaksanız, bir kişiyi bir yerden kaldıracaksanız, özellikle baş boyun ya da travması var ise mutlaka 3 ilk yardımcı olacak. 6 noktadan 3 ilk yardımcı olarak kaşık tekniği dediğimiz uygulamayla yapacağız. Uygulamamız şöyledir. İkişer elimizi kullanırız. 6 noktadan kavrarız kişiyi. Bir lider kişi olur. Baş taraftadır ve komutları verir. Kaşık tekniği gibi gireriz. Kişi komut verir. Önce 1-2-3 der, ayağa kalkarız. 1-2-3 deriz. Tamamen ayağa kalkarız. 1-2-3 deyip sedyeye yerleştiririz. Kısaca bir kişiyi sedyeye yerleştirmenin en iyi tekniği kaşık tekniğidir. 3 ilk yardımcı 6 noktadan yapılır. Aynı şekilde köprü tekniği vardır. Buradaki fark şudur. Yine 3 ilk yardımcı baş, gövde ve ayaklardan kişiyi tutar, kavrar. Ama kişiyi sedye değil de sedyeyi kişinin getirecek 4. bir ilk yardımcı vardır. Bu da köprü tekniğidir. Karşılıklı durarak taşıma tekniği vardır. Bu tekniği eğer omurgasında, boynunda bir zarar varsa bir kişiyi karşı tarafa geçirip şu kısmına ağırlık vererek taşıyabiliriz. Rentek manevrası nedir ve ne için yapılır? Rentek manevrası, kaza geçirmiş bir hasta yaralıyı araçtan omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir. Bunu ne zaman uygularız? Eğer bir kaza olmuşsa, yanına gittiğinizde, aracı açtığınızda, kişinin bilinci yok ise, solunumu yok ise kişiyi araçtan çıkarma tekniğidir. Aynı şekilde araç yanıyorsa ya da tehlikeli bir yerdeyse kişiyi çıkarmamız gerekiyorsa bu uygulamayı uygularız. Ama gittiniz, herhangi bir durum yok, tehlikeli bir durum yok, hastanın bilinci açık, herhangi bir zarar olmayacak bir durumdaysa hastaya dokunmayız, 112'yi bekleriz. Ama geldiniz, biraz önce söylediğim gibi, baktınız kişinin solunumu nabzı yok, ne demiştik? İlk yardım, temel ilk yardımda yapacağımız TYD'yi, yani temel yaşam desteğini sert bir zeminde yapmamız gerekiyorsa hastayı çıkarmamız gerekir. Öncelikle kapıyı açarım, arabayı stop ederim, sonra kişinin bilincini kontrol ederim. Bilinci kontrol ettikten sonra burada baş çeneyi vermeden hastayı 10 saniye dinlerim ve çıkarmaya karar veririm. Burada dikkat edeceğiniz tek şey ayakların sıkışıp sıkışmadığıdır. Eğer sıkışmamışsa artık manevrayı yapabilirim. Manevrayı yapmak için
Hastaya yanaşırım, yan duracağım, iki elimden girerim. Sol bileğinin üstünden hastayı yakalarım, elimi uzatırım ve çeneden tutarak çevirerek çıkarmaya çalışırım. Ren tekme nervası kısaca, solunumu nabzı durmuş bir kişiyi temel yaşam desteği yapacaksam, araç yanıyorsa ve tehlikeli bir yerdeyse yapacağım bir uygulamadır. İlk yardım uygulamasıdır. Katkılarıyla. Önce halk, sonra...